Fox Play'in ışıklı çerçevesi alışveriş habercisi. Onu görünce mouse'u oynat, ürününü seç, sepete git ve izlerken al. Ya da alma, diziye devam et. Bitince bak, orası sende. Şu an yatağından kalktı. Tişörtünü çıkardı. Küçük adımlarla aynanın önüne gidiyor. Kaslı vücudu aynaya yansıdı. Ve... Ne oldu? Tutturamadın mı? Atanamayan Sherlock. Uyku sersemliğini attı. Bu ne lan? Ya. Ve şimdi. Oğuz! Evet. Bu ne oğlum? Yani kardeşim baktım sen sürekli karın kası çalışıyorsun. El yapımı six pack yaptım sana. Gece uyurken odama girdim bir de bunu mu çizdin? Evet. Bir de yarım muz vardı şurada onu da yedim. Hakkını helal et. Helal et. Oğlum bu adamla vallahi bir problem yok. Bak gerçekten. Bu adam doğuştan pislik olarak doğmuş. İçinde var ya pislik bu adam. Anladın mı? Başka bir şey değil pislik. Eyvallah. Yok arıza bizde. Biz bununla yaşamayı kabul ettik ya, arıza bizde. Netgeo gelse bizde bir belgesel yapsa vahşi yaşamda hayat sürmek diye. Of, çok iyi olur ha. Kanka yalnız bak, önlemini almayı bileceksin. Ben mesela yastığımın altında şok tabancasıyla uyuyorum ya. Aa bak, iyi hatırlattın ha. Onun şarjı bitmişti, şarj etmek lazım onu. O ne lan? Oha, oğlum bu ne? Ne oğlum? Oo, oğlum bak. Elinde kılıç tutan adam gibi böyle bir iz var. Üç vakte kadar bir kılıç. Yara falan söyleyin oğlum. Dur bak çekeceğim şimdi. Yara mı? Dur yakınlaşırsın oradan. Dur bakayım bir. Böyle bir şeye benziyor gibi ama. Bu ne oğlum? Ama evham yapacak bir şey değil canım. Altı üstü bir yara izi gibi bir şey. Ben bundan bir karakter yaratırım ha. Böyle elinde bir şey var gibi. Bak kafası bu görüyor musun? Gökhan senin bu şok tabancası nerede oğlum? Yastığın altında kardeşim. Voltajın bol olsun. Abi çok iyi. Onu şarj etmen lazım ha Ali. 5, 4, 3, 2, 1... Süre doldu. Ne çabuk geçti ya. Hazır mısınız? Ben çok hazırım çünkü. Geliyor. Hop. Aa. Bu kadar mıydı? Hiç yara bere bir şey yok. Ha, müthiş. Oh, nefes aldım resmen. Uhu, millet bakın size kimi getirdim. Tanıştırayım. Vit. Bu acil yardım ekibi. Acil yardım ekibi bu Vit. Bak bu tayfa en zor zamanlarımda benim yardımıma koşmuştur. Artık sen de onlardan birisin. Görevinde başarılar dilerim asker. Sağ ol komutanım. Görüşürüz. Oh, içim ısındı ya. Abicim, yok kuş. Bak, herkesin bir kapasitesi var. Mümkün değil diyorum. Yapaman işte, yapaman. Kanka bence de zorlama ya. Oğlum bak, delirtmeyin beni. Yaparım. Yapamazsın hacı. Yapamazsın. Yapacağım lan. Anla oğlum.
Yani sen şimdi kalkıp da Oğuz Ünal'ın kişisel rekorunu geçip tarihi yeniden yazabileceğini mi iddia ediyorsun? Hazır mıyız? 3, 2, 1, başla. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklar, her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ve 5-12. Oğuz Ünal 5-35'lik rekorunu geçip adını tarihe yazdırıyor. Yeah! İşte bu be! Aynen. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Başlıyorum. 3, 2, 1, başla. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine karşısınız ama. Ve 5-10. Gökhan tarihe adını yazıyor. Vay be. Bak arıyorlar. Arıyorlar ha. Vallahi arıyorlar. Rekorlar kitabı olsa gerek bakayım. Alo. Evet, Gökhan Karademir'le görüşüyorsunuz. 5-10 Gökhan. 5-10 Gökhan, evet. 15 net mi? Türkçe'de hem de. Nasıl, veli mi? Hayır ya, veli... ne gerek var ya? Burada iki yetişkin konuşuyoruz yani. Saçmalama lütfen. Tamam, ben de senin müdürünle görüşmek istiyorum o zaman. Anladım müdür bey. Kapattı. Kanka diğerleri nasılmış bari? En iyisi buymuş oğlum. Oo. Annemleri arayacaklarmış ya. Bittim ben ya. Of. Gökkurt. Canım benim, bir şey söylemek istiyorum sana. Gerçi içimden bir ses şu an pek doğru bir zaman olmadığını söylüyor ama... hadi söyleyeyim. Şiddetle demeyi unutmuşsun. Yani rekor hala bende. Cık. Öğren de gel abisi. Nasıl lan? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine karşısınız ama. Oğuz. Seni şimdi şiddetle biz... Oğlum çocuk ne güzel sevinmişti ya. Yaprak kapıyı çek. Bu ne centilmenlik? Oğlum niye almadın kızın eline? Vay vay vay. Yaprak başkan, çiçekler falan hayırdır? Tabii siz doğa tarafından bize emanet edilen çiçekleri her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kankanızın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ya abi her şey üstüme geliyor bugün ya. Ve burada gol oldu. Ne oluyor buna be? Her zamanki Gökhan işte. Çiçekler ne için? İyi niyetli bir yaprak ayvaz girişimi diyelim ama mükemmel sonucu sonra göreceksiniz. Şişt Oğuz, bana bak. Hiç bulaşma onlara. Üzerlerini deney yapmanı yasaklıyorum. Tamam canım, hadi bay bay. Çağlacığım ha. Bana her zamankinden bir o... oranı iyi ayarlanmış bir Amerikan olabilir miyim lütfen? Neyin oranı? Kahve, kahve oranı. İçinde kahveden başka ne var ki zaten? Su. Tamam, su oranına dikkat ederiz. Oranı iyi olmayınca tat alamıyorum. Fark ettim. Sinan ben bu arada. Hatırlamadın değil mi? Betül. Betül benim en yakın arkadaşımdı. Sen benden hoşlandığını söyleyip onunla çıkmıştın. Ben Sude. Nasıl yapmış bunu sana ya? Bunu sana nasıl yapabilir? Çok takılma. İlk kez yaptığı bir şey değil. Zaten görüşmüyorum artık. Çok iyi bir karar o. Öyle arkadaş mı olur zaten ya? Bir tane daha içmek ister misin? Aslında şimdi işe gitmem lazım. Şu arkadaki depoda bir reklam filmi çekiyoruz. Ama belki daha sonra... Oranı iyi ayarlamış birer Amerikanlı alabilirsin. Şifre.
Bu benim numaram. İstediğin zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, telefonu olmuş. Bak görüyoruz. Hadi bir dakika görmek için. Hadi gelirim birazdan. Bak Guzman ya, eğer akıllı uslu olursan sana besin kokteyli bile hazırlarım. Eğleniriz beraber, tamam mı? Şimdi çık o yerinden. Çık. Yaprak. Öldü. Guzman ya öldü. Sen de o kadar tepki verilir mi ya? Niye korkutuyorsun Barış? Aa, bir şey olmaz ona dur şimdi. Yaşayacak mı doktor bey? Biraz ağır bir darbe aldı ama bakacağız. Evet şimdi. Ah Guzmanyacık, daha gençliğine doyamadı. O daha küçücük. Tamam sorun yok, halledeceğiz. Sen şu küreyi ver bana. Daha kökleri sağlam onun. Ben böyle terası güzelleştireyim, çocuklara sürpriz yapayım falan istemiştim ama yine olmadı. Halledeceğiz Yaprak. Sen bana bırak. İyi tamam, sana bırakıyorum. Sen... Korkmadın mı? Yaprak, sen gel buraya. Şunlardan ver bana. Vallahi çok güzel oldu. Müthiş oldu. Sen olmasan savaş alanına dönmüştü burası çoktan. Yani artık canlarını kastetmezsen huzurlu bir şekilde yaşayacaklar. Tamam, tek derdimiz bundan sonra bunlara su vermek düzenli. Düzenli su verirsek mutlu mesut yaşarlar. Tamam, ben hallederim o işi. Ama karşılığında ben de bir şey isterim. Ben de bunu bekliyordum. Ama yardım ettin, hemen arkasından bir şey iste. Hiç kaçırma. Nasıl anne? Ne? Kim diğerleri dağları ayıramıyor ya? Ya Sevim teyze, abiyle arkamdan sallıyor orada. Görüşme şu kadınla ya. Ayırıyorum, saçmalama, tamam. Tamam, kapat anne. Hadi ben kapatayım. Tamam, evet, ben de sana hadi. Afiyet olsun. Eyvallah. Ümit oğlum bu ne ya? Soy sütlü filtre kahve. Soy sütlü filtre kahve. Ben senden ne istedim? Sütlü kahve istedim. Soy sütü nereden çıktı ya? Kendinden Allah. Bir şeyler eklemek zorunda mısın? Bu kafede antin kuttun işlerdi son zamanlarda. Hayır ya, biz faydalı olduğunu düşündüğümüz için soy sütü kullanıyoruz. Ya ne faydası ya? Sen soy sütlü kahveyle mi doğdun? Soy sütün vardı ya. Sen çocukken soy sütün var mıydı? Hugo ile Tolga abi izlerken sen soy sütüne mi banıyordun bisküvini? Geçmişini reddetme ya. Ama söylediğim gibi yani birçok faydası var. Protein, demir, omega 3, B12, sağlığın için bunlar çok... B12, evet. Benim B12'ye ihtiyacım olduğunu sen nereden kendin karar veriyorsun acaba ya? Sen benim hafızamı niye geliştirmeye çalışıyorsun? Ben belki sevgilimi unutmaya çalışıyorum, ha? Sana mı kaldı benim hafızam be? Kaç yaşındasın sen ya? Kaç yaşındasın sen ya? Ya sorgun... Allah aşkına geç ya. Kaç yaşındasın? Yeter ya! Yeter! 19 yaşındayım. Ne istiyorsun benden? Ailem bir yerden, sevgilim bir yerden, patron bir yerden. Hepiniz bana yükleniyorsunuz ya. Ya ben mi alıyorum sanki soy sütünü? Heh, patron alıyor, o böyle istiyor. Üstüme gelme ya daha fazla. Önce böyle bir adam mı olacağım ya? Hayatımız hep böyle mi devam edecek? Yoksa değişmekten korkuyor musunuz? Korkuyorum tabii bu noktada. Elbette değişmek hiç kolay değil ama her şey sizin elinizde. Bence elimde değil. Yeni bir size giden yolda yoga şanya. Hmm.
Bir de ben bu Luka kıyafetlerini nereden bulacağım lan? Çok iyi. Çok iyi fikir. İşte bu. Hop, bu kadar. Barış, çok bilinmeyen bir denklemin içindeyiz şu an. Ya ilk gördüğümde ben de bir şok atlatamadım ama babaannem işte. Yani evi duyunca sürprizi yapıştırmış. Ama belli ki seçimleri asistana bırakmış. Zevkiyle göz boyuyor. Yani. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Bunları hemen geri koyalım, her şeyi paketleyelim. Geri yollayalım. Yaprak saçmalama. Güzel bir şey vardır içinde belki, bakalım ondan sonra göndeririz. Mesela nerede güzel bir şey vardır? Mesela hangisinin içinde vardır sence? Ne bileyim, açarız bakarız şimdi işte hepsini tek tek. Mesela? Yani. Yani. Bence iyi bu arada yani. Yani hem Casey böyle sıcak bir yuvada gibi hisseder kendini. Casey mi gelecek? Ha sen, sen Casey gelecek değil mi böyle hazırlıklar, evler falan? Ne güzel, ne güzel. Çok iyi. Yaprak, yardım edeceğine söz verdim. Verdim. Seve seve. Ben, sözüm söz yani. Ben evini o kadar güzel yapacağım ki... evin dekorasyon dergilerini açmak zorunda kalacaksın. Casey de bayılacak. Vallahi. Dibi düşecek kızım. Böyle. Dibi düşecek. Oğlum kaldırsana kafanı, kaldır görelim. Allah Allah, kaldır kafayı. Ha, acı gör. Kaldır kafayı ha. Ha, acı gör. Aşağıya durma, kaldırma kafanı. Kaldır diyorum. Kaldır kafanı. Tamam diyorum, ben kaldır kafanı diyorum. Böyle kafanı yiyorsun hele. Defol git. Yürü git buradan. Hadi be. Sanki zorla getirdin. Geri bakıyor. Kaldır diyorum, geri bakıyor. Hiçbir şey anlamadım ama adam haklı galiba. Neden geldin? Neden mi geldim? Evet. Hani biz buluştuk, sonra sen telefonunu unuttun. Acaba neden unuttun? Bilerek mi unuttun, bilemedim. Çok teşekkür ederim. Ya bu ara kafam biraz fazla dağınık. Ama seni gördüğüm iyi oldu. Benim de. Ne haber? İşte. Sen kimsin? Sinan Yorulmaz ben. Ha. Arkadaşın mı? Evet hocam, benim arkadaşım. Erkek mi? Nasıl? Erkek arkadaşın mı? Yani yok öyle şey. Evet, evet. Ya sen daha önce oyunculuk yaptın mı? Yani ilkokulda, lisede yaptım, tiyatro yaptım. Ha. Hı-hı. Ya sen de bir acayip bir aura gördüm ben. Aurası var ha çocuğuna bak. Aura var oğlum sende, aura var. Var. Gözünü kapa, aynen görüyorsun çocuğu bak. İster misin bir reklamda oynamak? Nasıl? Reklamda oynamak ister misin oğlum? İsterim, isterim. Yani istemek ne kelime, bayılırım. Ben zaten oyunculuk benim için bir aşk, şehvet, tutku, ruhsal bir yolculuk hocam.
Ha. Avro ne demek hocam? Avro ben açıklayacağım sana. Geç misin, otur şöyle. Oraya oturma oğlum, orası benim yerim. Tamam. Geç söyle. Çok güzel oldu. İnsan baktıkça iç açılıyor. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Evet ya, beklediğimden daha iyi oldu. Casey bayılacak. Evet, bence de. O böyle soğuk, kimliksiz Amerikan evlerinden sonra ya. Şu dokulara bir bak. Dokular inanılmaz. Ben kaçtım o zaman. Bir şey demiyorsan, ödevim var çünkü. Ben de kalıp biraz eserini izleyeyim o zaman. İzle. İzle, için açılsın. Çok güzel oldu. Hadi görüşürüz. Yaprak. Tekrar teşekkür ederim. Ya Barış'cığım ne demek, her zaman biliyorsun ki dekorasyon benden sorulur. Belli. Buraya 10 tane mimar soksam düzeltemez. Kaldırıp indireceksin, anladın mı? Kaldıracaksın, indireceksin. Tamam, kaldırıp indireceksin. Daha önce kaldırdın mı? Neyi? Dumble oğlum, Dumble'ı. He. Hocam daha önce Dumble falan kaldırmadım, yalan yok. Ama oyunculuk dersiniz var, bende o ışık var hocam. Sen var ya, gel böyle. Geç şöyle. Hadi bakalım, çok güzel adammışsın. Hocam, şimdi bana bir duygu söyleyeyim, ben size onu çıkarayım. Şimdi çıkarma, burada çıkarma, içeride çıkar. Ha tamam. Heh. Bir de hocam daha demin dediniz Avro'yu anlatacağım. Şimdi Avro'yu bırak, Avra palavra. Avra kadabra yapacağız şimdi, tamam mı? Ben acı istiyorum, gözünde acı. Tamam, acıyı unutma. Gözünde sanki böyle böyle görmüş biri. Hazırlayın hadi oyuncuyu bakalım. Seyfi bana bir çay ver oğlum. Evet, hazırlayalım. Nasıl yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Sağ ol. Gel beraber olsun diyeceğim mi? Sana bir kutu geldi bak. Sağ ol. İçini açmadınız değil mi lan? Hadi git oğlum, açma. Oo Ercü abi, erkencisin bugün. Evet, biraz stresim var da öyle oldu bugün. Aha, senin eşyan yerinde, ha? Bakıyorum, mutlusun. Aynen abi. Ha? Şimdi bak, yeni bir karakter yaratıyorum da. Ha. Nasıl olmuş? Çok güzel, çok güzel. Spartaküs'ü izledin mi? İzledim. Ben izlemedim. Evet, nelerden esinlenirsin? Yani sokaktan geçen adam olabilir, değil mi? Rüyanda gördüğüm canavar falan. Ondan sonra başka biri. Tarihi biri. Yaşlı bir kadın olabilir. Ha sen? Yok abi, bu ne biliyor musun? Ali'nin sırtında bir iz gördük de ondan esinlendim. Bak fotoğrafı var burada. Nasıl? İnanmıyorum ya. Hayır ya. Hayır olamaz. İnanmıyorum. Niye ya, ne oldu? Bu yüzden aynından benim eski karım da çıktı ya. Bu kadın vücudumda çıktıktan iki gün sonra öldü gitti. Abi senin karın şekerden ölmemiş miydi? Bu karım değil, bu Zekeriya Köy karım. Ya Zekeriya Köy'deki eve alan karım. Ya. Öldü gitti. 83 yaşında da. Yaşlarına doyamadı kadın. Nasıl olur ya? Emin misin abi? Bak şimdi şuradan açayım da gör. Al işte bak, ama rengi de aynı. Bütün belirtileri, hepsi de aynı. Rengi, biçimi, şekli, tonu, modeli hepsi aynı. Abi o zaman onun o kilo kaybı. Diyorum kasları niye eridi gitti bu çocuğun? Zihin bulanıklığı, halsizliği, her şey. Gerçekten mi? Bu kadar bana çok ya artık abi. Adaletin bu mu dünya? Ümit, bana oradan bir tatlı versene.
Ben çıkıyorum. Saat kaç? 2:30 oldu. Tuvalete gireceğim, çıkacağım sonra, tamam. Tamam. Gökhan. Gökhan, telefon çalıyor. Gökhan. Alo. Gökhan Bey. Ya, yok, kendisi burada değil ama ben arkadaşıyım. Aa, öyle mi? Yoga'dan arıyorum ben. Yoga mı? Evet evet, bugün kendisinin dersi vardı. Onu bir saat ileri aldık, onu söyleyecektim. Tamam. Ben haber veririm. Teşekkürler. Yoga? Gökhan'ın bugün yoga dersi varmış. O paketin gizemi şimdi çözüldü. Bakalım ne giyiyorsun Karademir? Ay, bunlar yoga için çok sıkıcı şeyler değiller mi? Evet Sinan Antoncuğum, alo. Allah cezanızı versin. Hazır mısın Sinancığım? Hazırım hocam. Ha, evet, verin müziği. Hı. Evet, daha çok acı, daha çok acı. Daha çok, daha çok. Sanki elinde 5 kilo değil, bütün dünyanın yükü varmış gibi olacak. Anladın mı? Öyle bir acı olacak. Hadi bakayım. Hadi yavrum, göreyim o acıyı. Hadi. Bu. Ha, bu. Bu Sinan. Bu Sinan. Acı hissettin mi Sinan? Hissediyorum hocam. Bu yavrum, acıyor mu yavrum, acıyor mu? Acıyor, acıyor. Acıyor mu Sinan? Acıyor hocam. Acıdı mı Sinan? Oh, hocam, acıyor. Acıdı mı? Acıydı. Acısın Sinan. Hocam çok acıyor ama. Daha da çok acısın Sinan. Kilitlendi hocam. Dağlara taşlara acısın Sinan. Acıyor. Aferin oğlum. Sağ ol. Evet evet Taner amca, aklı gitti o arabaya. Bayıldı ya. Kaç gündür ondan bahsediyor. Tabii oğlum, biliyorum. Oya ablanla konuşmuştuk zaten. Bizim de niyetimiz vardı. İyi denk geldi. E, üniversiteli oldunuz be yavrum. Büyüdük ya. Ya. Ali kuşum. Bitti bu. Evet evet abi, iki damacana. Aynı adres zaten, biliyorsun. Hı hı. Ne damacanası yavrum? Ne saçmalıyorsun sen? Abi sorma, az kalsın yakalanıyorduk da. Duymadı ya bizi. Yok yok, duymadı. Sen şimdi girdin mi siteye? Girdim girdim. Ha, modeli de seçtim. Üst açılandan değil mi? Evet evet o. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Diyelim vallahi Ali'ciğim. Ah. Hediye paketi de yaptırdım. Vay be, çok sevinecek. Tamam Ali'cim, sağ ol. Bundan sonrası bende. Tamam, haber bekliyorum o zaman. Ben bunu yapamıyorum. Neyi yapamıyorsun? İşte benim için çok anlamlı bir şey alacakmışım, çizecekmişim de... Onu da görenler ne olduğunu hemen anlayacakmış. E, soyutlama ödevi bu. Sen nereden biliyorsun? Aynı ödev bende vardı onunla. Ne çizdin sen? Çizemedim ki. Soyutlayamıyorum yaprak, olmuyor. Sabahtan beri neler denemedim. Oğuz bile çizmeye çalıştım, düşün. Sonuç? Görmek istemezsin. Of. Hadi hazırla. Nereye? Soyutlama ödevi için keşfe çıkıyoruz. Anlaştık. Hadi. Belki çizecek bir şeyler buluruz. Şş, ne diyeceğim? Gökhan ne yapıyordur acaba şimdi ya? Ay, pembiş pembiş. Rengarenk oldu gökkuşağım. Merhaba. Bugün hep beraber
birbirimizin yoluna ışık tutacağız. Namaste. Namaste. İşte bunlar hep soya sütü ve kinoa'dan. Hep. Namaste. 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 Tamam dönün ne ya? Aa tutuldu. Şimdi eller yere. Bacaklarımızı arkaya doğru açıyoruz. Dört ayak pozisyonunu alıyoruz. Hiç bozmadan kedi inek pozisyonuna giriyoruz. Yani catcall. Nefes alırken baş yukarı, bel aşağı. Nefes verirken sırt kamburlaşsın. Çene göğüs kemiğine. Çok güzel. Bırakın hareket akıp gitsin. Nefesinizle birlikte. Ne bakıyorsun amca ya? Kahvehanede taş çalan adamsın sen. Allah Allah gelmiş buraya neyin peşinde belli değil. Dön. Tutulmayın bana ya. Allah. Evet, çok güzel. İçindekileri dışarı bırak. Negatif enerji vücudunu terk edip gitsin. Şimdi aşağı bakan köpek pozisyonuna geçiyoruz. Oğuz. Oğuz iyi misin? Hadi canım. Oğlum Kate Upton. Oğuz. Oğlum biri bir şey mi yaptı söylesene. Oğuz, iyi misin? Gel gidelim abi ya. Anlatırım. Nereye, içeri mi? Ha, konuşalım işte gel. Konuşalım. Gezmediğimiz yer kalmadı. Bulamadık içimize sinen bir şey. Hayır ben anlamıyorum ya. Niye anında şoklama yapıyorsun? Daha birinci sınıfız biz ya. Bebeğiz daha. Ne bu hırs? Ben anlamadım ki. Daha kolay bir şey ver. Ali iyi misin? İyiyim iyiyim. Üşüttüm galiba biraz ya. Ben çok susadım. Ya gel şöyle bir yere oturalım mı? Hem çay falan içeriz. Su içeriz. Susadım. Tamam. Su da olur hadi. Acaba sabahtan beri yanlış yerlerde mi arıyoruz ya? Nasıl yani? Ya ne bileyim illa çok uzakta olmasına gerek yok ki. Belki de gözümüzün önünde ufacık bir şey. Vallahi ben şimdi şuracığa soyutluğu vereceğim. Kendimi şaşıp kalacaksınız ya. Ali sen beni soyutlasana. Böyle ipleri karman çorman olmuş kocaman bir yumak. Çok mu karışık olsun? Çok karışık olsun. Ne kadar karışık o kadar yaprak ayvaz. Tamam. Diyelim ki ben çizdim. Kim çözecek peki bu düğümleri? Sen çiz ben çözerim. Emin misin? Tek başına halledeceksin yani. Öst. Herhalde. Oğlum ben prenses miyim ya? Anti prensesim ben. Kendi düğümümü kendim çözerim. Öyle kuleden falan da kendim ineceksem inerim mesela. Bir adam ne demiş soyutlama hakkında biliyor musun? Hı. Özgürleşmek ve çıkmazlardan kurtulmaktır demiş. Belki de bizim sorunumuz bu. Özgürleşemiyoruz, rahat bırakmıyoruz kendimizi. Ne dersin anti prenses? Ah, ne diyeyim Ali'cim ya. Çocukken ne güzeldi her şey. Böyle beginner modla takılıyorduk. Hiç derdimiz tasamız yoktu. Bu ne ya? Yaprak benim gördüğümü sen de görüyor musun? Hı.
Abi versene topu ya. Aa, alırsın. Abi, abi kaçırın. Hepimiz dik duruyoruz. Avuç içleri yukarıya bakıyor ve parmaklarımı baş parmağımla ikinci parmağımı birleştiriyorum. Derin nefesler alıyorum. Ciğerlerinin nasıl havayla dolduğunu ve aynı şekilde boşaldığını hisset. Oo, bitmez ya bugün. Aklından birçok düşünce geçebilir. Bırak, geçsin. Sırtımda bir yer nasıl pis kaşınıyor. Harturt giresim var. Yapsam fark ederler mi acaba? Akan nefesini takip et. Şu an neden buradayım ben diye savaşma kendinle. Bırak. Tamam lan. Bırakıyorum anasını satayım. İçsel bir yolculuğa çıkıyorsun şimdi. Yukarıdan altın rengi bir ışığın sana doğru geldiğini hayal et. Tasaların, dertlerin ve üzüntülerin bu ışıkla eriyip gidiyor. Ah, vallahi gördüm. Gördüm. Herkes görüyor mu ışığı? Aç kalbini evrene. Evrensel enerjiyle temastayken sevildiğini ve her zaman destek gördüğünü hisset. Serbest bırak duygularını. Gülümse. Birliğin içindeki seni bul ve içindeki sevgiyi kendine, dünyaya, evrene aç. Kendini sev. Herkesi sev. Oh! Seni seviyorum be ablam. Hepinizi seviyorum. Haydi, teşekkür et. Bugün burada olduğun için buradaki herkese ve kendine. Teşekkür et bedenine. Bedenin senin tapınağın. Bedenim benim tapınağım. Teşekkür ederim kendime. Ve tüm evrene. Çocukluğumun en güzel günleri. En yakın arkadaşlarımla boş bir arsada top koşturarak geçti. Ben de bir futbol topuyla bunu soyutlamak istedim. Bir futbol topunu aldım ve o en güzel günlerimi soyutladım. Ya öyle sıradan bir reklam da değil, Dumble reklamı ya, Dumble reklamı. Yönetmen dedi, çok iyi bir avron var dedi senin. Tam her şey dedim güzel, Sinan dedim, sakin ol, hayatın değişiyor. Bir dinle öğreneyim. Kardeşim hastaymış Ali. Oğlum Sinan saçmalamayın ya. İnternetten gördünüz, abuk sabuk her şeye inanıp adamı mezara koydunuz ya. Abuk sabuk mu? Abuk sabuk mu? Karım bu illetten geberdi benim. Abi sen ne zamandır oradasın? Abi senin karın şeker hastası değil miydi ya? Şekerden ölmedi mi? Yok yok, bu o değil. Bu Zekeriya Köy karısı. Yani Zekeriya Köy'deki evi alan karısı. Zık dedi gitti. Abi ölen herkes aynı hastalıktan ölmek zorunda mı ya? Nereden biliyorsun ya? Allah Allah. Barış, bak aynı belirtileri gösteriyor diyorum ya. Aynı, aynı. Biz bu adamla 7/24 birlikteyiz. Oğuz, bu adam kaç gündür iştahsız değil mi? Aynen öyle. Oğlum herif ne yemediyse ben höplettim hepsini. Hepsini ben höple, Allah benim belamı versin ya. Bela okuma! Zaten buldunuz belanızı. Siz çok garip heriflersiniz hepiniz. Saçma sapan tipler. Sus sus, çok doluyum şu an. Biri bir şey söylesin ne olur. Zekeriya Köy karısı. Ne? Erci abinin Zekeriya Köy'deki evini alan karısı da bu hastalıktan ölmüş Gökhan. Şu an açtığım çakraların hepsi birer birer kapandı ya. Dur bir tanesi var. Bir o da gitti. Hepsi kapandı. Gökhan, bari sen beni dinle diyeceğim ama hiç ümitli değilim şu an senden ya. Barış, görmüyor musun ya? İnsanlar ne hale gelmiş acıdan. Üstüne varmasana yani. Lan! Orada bir şey mi yürüdü? Hiç normal herifler değilsiniz hiçbiriniz ya. Yeter ya. Çok saçma sapan heriflersiniz siz ya. Ay, burada yazan belirtilerin hepsini ben Ali'de gördüm. Abi dedim ben size işte ya, görüyor musun? Ne gördün Yaprak? İşte öksürük, aksırık, tıksırık, hıçkırık, konuşurken ara ara takılma, hepsi. Tatlı şeker bonbon yedi mi? Abi bizim kesin bir şey yapmamız lazım, ben böyle duramam ki.
Ben randevu aldım hastaneden ama. Hangi güne? 4 Nisan 2020. Yuh! Keşke cenazeye randevu alaydın. Ya Ercü abi deme öyle ya. Zaten bizim yüreğimiz ağzımızda. Kimdi bu ya? Bir şey diyeceğim, bakın, bakın. Pozitif olmayı öğrenmemiz lazım. Pozitif olursak her şey pozitif döner. Dünya sizin görebildiğiniz kadardır. Pozitif her şeyin cevabı ya. Hepimiz pozitif miyiz? Bakın pozitif olmayanın burada var. Tamam tamam. Ben konuştum. Kimle ya? Sağlık Bakanı'yla mı yoksa? Ya babaannemin hastanelerinden birinde böyle bununla ilgilenen bir doktor varmış, çok iyi. Ona götüreceğiz. Bu konu kapanacak, tamam? Babaannem bekler mi? Sarı fırtına. Ya her şey tamam da biz bu adama nasıl söyleyeceğiz ya? Hiçbir şeyden haberi yok. Olmaz. Olmaz, söylemeyelim. Kahrolur, mahvolur. Ben kime akıl danışacağımızı çok iyi biliyorum. Evet, sizi dinliyorum. Nedir probleminiz? Hocam, Ali'nin vücudunda bir iz var. Yani? Yani hasta işte. Kötü bir leke. Doktora gitti mi? Nereden biliyorsunuz? Oh, hele şükür aklı başında biri ya. Gitmedi abi, doktora falan. Ya biz Ercü abiye gösterdik belirtileri. Adamın karısı da aynı hastalıktan ölmüş. Ölmüş. Hangi karısı? Zekeriya Köy karısı. Bizim bunu bir şekilde Ali'ye açıklamamız lazım. Tuna. Tunacığım. Tuna hocam. Tuna abi. Tuna bey. Tuna birader. İşte neyse. Yani biz bunu Ali'ye nasıl açıklarız? En iyi şekilde. Bir doktora gidip tedavi olmak yapabileceğiniz en mantıklı hareket. Ama anladığım kadarıyla işin mantık kısmı sizi hiç ilgilendirmiyor. Kibarca küfür etti galiba. Ha. Kabaca durumu özetleyeyim. Ona rahat hattındayken bu durumu açıklamanız gerekiyor. Rahat derken? Psikolojik olarak rahat olduğu bir anda. Önce gevşetin yani. Gevşetelim tamam. Gevşetelim de nasıl? Ha. Hanimiş pizza. Bak ye bunu kankicim ya. Bak bunda karbonhidrat var, protein var, sebze var. Ölüyü diriltir. Hadi. Ben oğlum yemeyeceğim ya. Amma Saadettin yemeyeceğim. Tokum ben. Hadi bir tane aç 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 geliyor. Bir tane bir tane küçük hadi. Beni kırma. Hadi Buracığım hadi. Aç ağzını aç. Oh oh şifa olsun. Beni kırmadı. Bir de şundan al. Hadi. Oh. Bir tane. Çok güzel son bu da. Son, şunu da ye. Bunu alırsın, beni kırmazsın. Sen oğlum istemiyorum, gidin lan. Allah Allah. Ya bak, ne işin var burada? Hiç canım benim, öyle seni izliyordum canım. Uçak geliyor benim koçuma. Aç bakayım. Ya oğlum ne yapıyorsun siz ya? Oğlum son dilimi mi getirdim senin için? Evet. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum. Derin bir nefes al. Ver şimdi. Bu nefesi bütün vücudunda hissetmen gerek. Niye yapıyoruz şimdi biz bunu? Kardeşim dur zenimi bozma ya. Allah Allah. Şimdi avucunun içinde bembeyaz bir ışık topu var. Bembeyaz. O ışık topunun içinde ihtiyacın olan bütün güzel enerjiler var. Bugün zehir neymiş olabilirsin kanka sen? Ha? Şimdi bak nefesini böyle geri ver. Adımlarını da böyle geri geri say. Açıktan bir şey yedin mi bugün? Acele etmene gerek yok çekirge. Başta bu topu tutmak zordur. Normal. Yok yok sen acele et. Sen acele et, zaman daralıyor. Sıkıntı büyük. Çok atman lazım. Kötü enerjileri atmamız lazım. At hepsini. Kötü ne varsa at, tamam mı? Kötüleri at.
Hastalıklar. Dayanamıyorum ya. Ne oluyor oğlum ya? Daha iyi mi Ali kuşum? Yani ilk yastı koyduğunda değil ama. Ah be, bir bir. Yok yok, sayılmaz o, sayılmaz. Sayılmaz, yok bir bir falan değil bu. Oğlum yenilsene ya. Adamın belki son oyunu. Sak konuşma ya. Neyin trinlesin oğlum? Tamam, başlatıyorum. Başla. Neyse, geliyor şimdi bak. Gol geliyor. Ali kuş gol gol gol. 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 Gol gol gol. Gol gol gol. Göremedim ya. Sen adamsın be. Göremedim, füze attın resmen. Ay nasıl da gol attın? Oğlum adam kendi kalesine gol attı lan. Saçmalama ya şu an. Ne diyorsun ya? Ya oraya o pozisyonu getirmek kolay mı ya? Guardiola gibi taktik kurmasın ha? Var ya şu sarı fırtına ya, sen haddini bildirdin. Haddini. Ben daha nittim sana ya. Yok. Nasıl koydum ama? Ha? Bayağı aşırı. Canım benim ya. Nasıl hayata bağlı ya? Gökhan saçmalama ya. Devam ediyorum. Oğlum bir dakika lan, biz neyi kutluyoruz şu an? Ali. Ali sen hastasın. Ne hastası oğlum? Bir dakika oğlum, ne oluyor lan? Öyle bir şey, ciddi değil ya, bir saçmalıyor şu an. Lan dur. Abartıyor. Gökhan. Bunu ben de bekliyorum. Nasıl ya? Oğlum bütün belirtiler uyuyor. Nasıl lan şimdi, ben ölecek mi? Sakın. Sakın o kelimeyi kullanma. Bak, hücreler ağzından çıkan kodlara cevap verirler. Avucundaki ışık topunu düşün, tamam mı? Şifa lan kardeşim. Ne yapacağım lan ben şimdi? Kaç yaşındayım oğlum daha ben? 19. Ali kuşum sen hiç üzülme. Sen nereye? Biz hepimiz oraya. Değil mi arkadaşlar? Oğlum niye ben ya? Daha bir sürü yapacak şeyim vardı. O mimar olacaktım lan ben. Oğlum benim içimde kalanlar ne olacak? Çıkaracaksın kardeşim. Çıkaracaksın, atacaksın hepsini. Hadi. Ya Ali, sakin ol kardeşim. Merak etme. Ben çok iyi bir doktor buldum. Yarın sabah oraya gideceğiz. Bu işi çözeceğiz. O da sana söyleyecek iyi olduğunu. Konu kapanacak. Sabaha kadar nasıl bekleyeceğiz ki abi? Ne yapacağız sabaha kadar? Beklemeyeceğiz. Hayatın tadını çıkartacağız. Sabaha kadar uyumayacağız arkadaşlar. Sabaha kadar... Bu gece son. Biraz sonra... Sus lan manyak ayarsız herif ya. Ali kuşum sen ne istersin bugün? Ne istiyorsan biz hepimiz bugün onu yapacağız. Sen ne istiyorsun söyle, biz hepsini yapacağız. Söz veriyorum, değil mi çocuklar? Geçen yaz benim son yazım mıydı şimdi? Bir yaz daha göremeyecek miyim? Yapmayın şunu ya. Değil de Ali, evet tabii ki değil de son yazım falan. (Gülüyor)
Kumu nereden buldunuz ya? Aa, bizim yan mahallede inşaat vardı ya. Oradan çaldım. Vay şerefsizler. Deniz kumuyla mı yapıyorlar apartmanı? Heh. Afiyet olsun kardeşim. Ali. Hı. Afiyet olsun kardeşim. Kelek değil mi kanka bunlar? Kelek mi? Oğlum kendi ellerimle seçtim ya. Ayıp ediyorsun. Var ya, ben bunu almak için zihnimi bozdum. Karısı aşeren bir adamla kavga ettim ya. Ama kardeşimin canı sağ olsun. Gerçi canı mı kaldı be? Ha? Evde gitti ya. İncecik bir şey kaldı ya. Of. Ya zaten canı da kaldıysa siz zatürreden götüreceksin çocuğu. Aa, iyi dedin ha. Dur ben şimdi evi önceden ısıtayım da içeri girdiğinde sıcak bir yuvaya kavuşsun yavrucak. Şimdi güzelliğine bakın, bakın nasıl mutlu mutlu yiyor karpuzunu. Aman. Bu kapıdan son kez. Çıkıp yine. Güneşini kesmeyin çocuğun. Güneşini kesmeyin. D vitaminine ihtiyacı var onun. Bu ne karpuz mu? Ercan ne yapıyorsun ya? Abi Ali'nin karpuzu bırakır mısın lütfen? Yemesin çok. Zararlı bu. Şeker ver bunun içinde şey. Şeker. Biliyorsunuz benim eski eşim şekerden vefat etti. Ya. Ya şimdi burada illa bunu anımsatacak mıydınız yani? Ha? Bu kadar mı zalimsiniz? Hiçbir şehir yok içinizde. Pompalar, pompalar. Mezara su pompalar. Ercik Oba şöyle der. Gelsin tatlılar, tulumbalar. Ya benim yavrucularımın içinden. Hiçbiriniz kayıp gitti mi içinizden? Hiçbirinizin avucun içinden. Benim çok gitti. Çok. Başın sağ olsun abi. Abi başın sağ olsun. Ölenle ölünmüyor. Bu acı nasıl dayanamıyorum? Karpuz da iyiymiş ha. Ali kuşum, ya emin misin sen? Eminim yaprak. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Yaptıracağım. Ali, kardeşim. Oğlum bak dönüş yok bunun. Dönen yok lan seferinden. Sizden değerli neyim var ki oğlum benim? Yaptıracağım, eminim. Oğlum ne saçmalıyorsunuz siz ya? Vazgeçirseniz herifi. Daha ne kadar daha bekleyeceğiz? Yatağımdan kaldırdınız, getirdiniz. Yok, beklemeyeceğiz. Şimdi yapacağız abi bak. Tam buraya istiyorum, tamam mı? Bak, buraya. Kalbine. Aynen, kalbime. Model bakalım. Dur kardeşim, dur sen, dur. Ben ayarlayacağım şimdi. Buna hiç gerek yok kardeşim. Bak şimdi, ne yapacağız biliyor musun? Oğuz halleder. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu ya. Böyle güzel bir hava kattı. Yani fena değil. Aslında güzel buradan bakınca. Güzel güzel ama oklar sanki iyi girmiş. Be, harfi görüyorsun sen de. Yo, yo öyle bir şey yok. Harf gözüküyor. Niye garip geliyor sana? Şey yüzündendir. Oklar. Yani, evet okların rengi bir şey. O olabilir dediğin gibi. Tamam verin bir bakayım merak ettim ya. Gösteriyorum. Göster. İçime bir şey sinmedi sanki ya. Harf değil mi ortadaki? Oklar yok bence. Aynen oklar iyi girmiş oklar. Rengi de böyle bir şey. Yettim. Ya, oklar ya. Yani yettim. Renginde bir kardeşim, şey var. Kardeşim yettim ve geldi. Heh, nerede? Geldi. Tanıyorsunuz. Kim bu?
Oğlum ne oluyor Allah aşkına gecenin köründe yatağından kaldırıp niye getirdiniz beni buraya? Yatağımdan dedi. Çünkü sen Batı yakasının en iyi börek yapan kadını değil misin? Hı? Olabilir. İşte ama bak çok büyük sevap isteyeceksin. Arkadaşımız ölüyor. Börek değil ama dolma istiyor canımız değil mi Ali Kuş? En sevdiği yemek dolma. Hı. İnsanlar değişir. Artık dolma seviyor Ali. Dolma yapabiliyor musun? Yaparım. Yaparsın da. Bak teyze. Bak teyze. Ben değilim, teyze değil. Bak teyze burada ya. Teyze, ölüyorum ya ben şimdi. Fıstıklı yapsana ya. Yavrum iyi de gece gece bu saatte yatağından da kaldırıp da olmaz ki. Yatağından diyor. Yatağından demesi çok saçma oluyor. Yatağım diyor. Yatağından dediğini duydum ben. Hayır Barış, yatağından diyor. Yatağından diyor işte. Yatağından diyor. Yatağından demesin. Barış. Sen yatak meselesi biraz fazla mı takıldın? Ama yavrum gece gece. Ölüyor diyorum ama. Ben zeytinyağını en son koyuyorum suyunu çekince. O zaman çok lezzetli oluyor biliyor musun? Aa, peki tuzu ne zaman ilave ediyorsun? Tuzunu da su kaynayınca koyarım ama az koyuyorum. Sinir yapıyor bende biliyor musun? Sen delisin ya. Bir saniye sinir mi? Ciddi misin? Tuzu azaltıyorum o zaman. Azalt. Benim de sana bir önerim var. Papatya çayı. Acayip keser. Direkt keser. Deneyeyim ben onu. Bu siniri, stresi, bu ağırlığı üstümden atmak için denemediğim şey kalmadı. Ne oluyor lan siz? He? Neyin peşindesiniz oğlum siz? Neyin peşindesiniz be? Ay biz çok gürültü mü yaptık ya? Bizim gıkımız çıkmıyor. Nerede kadın? Baba. Baba ne oldu? Mukaddes! Uğraşıyorum senin için. Hı? Emek veriyorum sana. Sinirini, stresini yenesin diye. Çaba sarf ediyorum. Lütfen geçer misin? Özür dilerim. Biraz problem. Kapıya doğru git. Ben de geliyorum. Mukaddes bekle. Babaannem değil. Çok kızıyor. Babaannem değil. Ben tuzu hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Ay, parmakları gibi yapmıştı onu. Ya kuş üzümü dengesi çok iyi olmuş ya. Annem de böyle güzel yapardı. Annemi özledim ben ya. Oh, ben de. Ne diyorsun lan? Kendi annemi ya. Oh. Ali kuşum beğenmedin mi? Hiç yemiyorsun. Yo çok güzel. De tuzu eksik sanki biraz. Tuz yok artık. Tuzu çıkardık hayatımızdan. Ha ah. Ah. Kardeşimize güzel bir gün yaşatamadık ya. Valla oturduk dolma yediriyoruz çocuğa. Abi beni dinleyen yok ki. Yani niye hiç kıymeti yok benim fikirlerime? Saçma mı oğlum ya? Kim bulacak bu saatte asfalt delme makinesini ya? Ya da Arap atını. Sizin olduktan sonra nerede oldun? Ne yaptın? Bir önemi var mı sizce? Dünyaya bir daha gelsem yine sizi bulurum. Yine şu anda yine yaşarım. Hiçbir şey değiştirmeden. Hiçbir şey? Ha, belki bazı şeyleri. Hop! Uyku tutmadı herhalde. Evet, evet.
Seni düşünmekten uyuyamadım. Bak, randevu saatine bir saat kalmış. Kalkalım istiyorsan. Ya niye bizi götürmediler ya? Abi adam haklı ya. Dün gece olanlardan sonra. Ama bayağı da sürdü ya. Oğlum adam grip tedavisine gitmedi ki. Normal bu kadar uzun sürmesi. Bir sürü testi mesti var o işin. Ben de var ya pozitif basayım diyorum ama olmuyor ya. Vallahi zen ben kalmadı ciddiyim. Ne oldu? Kötü bir şey mi hissettin? Ya şimdi biz öğrenciyiz ya. Sigorta migorta devam ediyor mu? Nedir o işler? Bilmiyorum. Ma. Aha Ali. Geldi. Ali. Ay. Ne olmuş oğlum? Söyle. Neymiş? Neymiş? Söyle oğlum ya. Vallahi merak ettik ya. Hadi. Barış. Ha? Ali. Ya oğlum hiçbir şeyim yokmuş. Türk gibiyim. Sadece gripmişim. Abi çok şükür ya. Gel şuraya ya. Gel. Gel. Oturtayım seni. Gel şöyle oturtayım. Gel beyle. Gel. Çok şükür ederim. Oh. Abi çok iyi ya. Geberdik meraktan, geberdik yemin ediyorum. Ben size söyledim. Ama işte delinin biri kuyuya taş attı. Gerisi malum. O iz neymiş? Ya bazı kimyasallara alerjim varmış. Mürekkebin içindeki malzemelere mesela. Bir de gidip mal gibi dövme yaptırdık. Dövme? Abi nasıl sildireceğim ben bunu ya? Adam bir de gidip B'yi 48 punto yapmış. Ya sen onu bunu boş ver ya. Bir şeyin yokmuş oğlum. Koş koş. Aslan parçası ya. Çıktı. Vallahi çıktı. Damla reklamım çıktı. Gel. Barış gel gel. Çağla bizde. Aç sesi aç. Çek çek. Misafirliğe gitmek sizin için eziyete mi dönüştü? Acıdan oturamıyor musunuz? Bana sor. Acılarınızı dindirmeye geldik. Bana sor. Hemoroid kremiyle özlediğiniz o konforlu günlere geri döneceksiniz. Buyurun, oturmaz mısınız? Kanka öleceğim için bana böyle bir hediye mi vermek istedin sen? Ha? Eğer öyleyse var ya, hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Sinan, üzgünüm ama yönetmen yüzünün aurasından bahsetmiyormuş. Sinan, bunca yıllık dostumsun. Benden bu aurayı gizleme be oğlum. Aa gökkuşum öyle deme yani çocuk. Yüzüyle para kazanıyor. Aa yüzüyle. Oğlum bak tek kelime de aydın olursa var ya üstümüze mi oturursun? Sinan Bey. Buyurun. Müessesemizden. Ulan müessese. Ey gide Sinan yorulmaz. Şöhret kapılarını bayağı zorlamışsın ha. Totosuyla ama. Öyle deme be hacı. Senin de kendi çapında bir şöhretin oldu. Ya oğlum susar mısın artık? Senden bahsetmiyorum ya, onunla konuşuyorum ben. Abi hayatımda ben bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Daha mutlu olamazdım herhalde bugün. Emin misin? Yine sen. Oya ve Taner Ayvaz'ın işbirliği sonucunda üniversite diyen. Benim mi bu? Senin. Benim. Senin. Sen benim misin?
misin? Ay sen kimsin? Sen bana mı sislendin? Ay. Senin direksiyonun mu var? Senin pistonun mu var? Senin fren sistemin mi var? Ay. Oh, Ali! Üstü de açılıyor bunun. Yalnız bayağı iyi. Yaprak, bir ara babanları arada teşekkür et ya. Ben bir tur atayım. Teşekkür edeceğim. Tamam. Araba kullanmayı biliyor değil mi? Evet. Umarım biliyordur. Çok iyi. Dede, dede çekil oradan. Dede yakma kendini. Şu an dönüş yapıyor sanırım. Buraya geliyor. Döndü. Bayağı buraya geliyor. Ne haber millet? Ne oldu ya? Ne oldu oğlum? Buyurun, oturmaz mısınız?